Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahil azim ve etubu ileyh. Emma ba'd. Bab-ı mâca'e fil kana'a ve tevekkülü ve rıda. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizin, hadis-i şeriflerle olan dersimizin mevzusu kanaat, tevekkül ve rıza hakkındadır. Müellifimiz bu üç konuyu bir başlık altında incelemiş. Aslında kanaat, tevekkül ve rıza başlı başına ders yapın veya müşahit bir konu, çok önemli bir güzel konular ama biz de müellifimizin yolunda gidelim inşallah. Sözü uzatmayalım, bu mevzuda bitirmeye gayret edelim. Kanaat, Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetler ile kulun yetinmesi, daha fazla hırsa düşerek elini gayrimeşruya uzatmamasıdır. Bir kere bu üç mevzunun başında bunlara temel olacak bir şeyi söyleyelim. Müslüman Allah'a inanır. Öyle bir Allah ki la havle ve la kuvvete illa billah. Ondan başka güç ve kuvvet yoktur. Bizi o yaratmıştır. Dünyayı o yaratmıştır. Bizi yaratmazdan evvel başımıza gelecek her bir işi o yüce ilmi sayesinde, geniş kapsayıcı ilmi sayesinde bizim ne yapacağımızı ama kendi irademizle, kendi arzu ve isteklerimizle ne yapacağımızı önceden bilerek onu da yazmıştır. Dünya hayatının kıyamete ve ondan ötesinin hepsinin planı, projesi çıkmıştır. Biz buna kader diyoruz. Bu bir tahtaya yazılmıştır. Kalemler kırılmış, mürekkepler kurumuştur. Hepimiz dünyaya ne zaman geleceğiz? Ne kadar nefes tüketeceğiz? Ne kadar yiyecek ve içeceğiz? Hastalık ve sağlık, eş ya da çocuklar neler elde edecek, nelerden mahrumiyet çekeceğiz ve ne zaman öleceğiz? Bunların hepsi de tespit edilir. Buradan öte Cenab-ı Allah bize vermiş olduğu akılla, kalple, istidatlarla eğri doğru yolu da göstermiştir. Peygamberler aracılığıyla din göndermiştir. Şimdi Allah'a böyle inanan bir insan, bir Müslüman, bizim söz konusu ettiğimiz insan, kafirlere hiçbir sözümüz yok. Kafirler kopkoyu bir karanlık içerisinde her an stresli ve bunalımda huzursuz yaşamaya mahkumdurlar. Sanki gökyüzünden düşen, gökyüzünden düşmenin korkunçluğu yetmiyormuş gibi bir de havada kartallar yakalayıp da pençeleriyle, kafalarıyla parçalanan insan gibidir kafir. Kafirin ruh hali, psikolojik bozgunu. Hiç söz konusu etmeye gerek yok. Ondan yeryüzünde yaşa diyorlar zaten. Ve bunu da unutmak için içkiye, kumbara, sert çılgınlıklarına, elma içiş oyunlara, karnavallara saldırıyor ya da intihar edip gidiyor. Hiç söz konusu değil onlar. Müslümana gelince bir Allah'a inanıyor. Kaderine inanıyor. Daha evvel bazı konuları, yardımcı konular görmüştük burada. Mesela rızık. Aynen kader gibi. Kendi kalksa rızık peşinden koşuyor ve ona yetişiyor. O muhakkak insanı buluyor. Peki, madem böyledir, bir insan niye endişe etsin? Niye yarınını karanlık görsün? Niye acaba rızık endişesi ya da başka korkular çeksin? Niye çeksin? Cenab-ı Allah'a güveniyorsa, rahmetine inanıyorsa, her yaptığını kulunun hayrına yaptığını inanıyorsa, böyle bir merhametli, yüce, kudretli, bilgili, azametli bir Allah'ı var ve kendisini Müslüman olarak ona ibadet ettiği zaman kafirlerden de, şerlerden de korur. Böyle buna itimat ediyorsa bir insan, açlık kaygısı çeker mi Allah aşkına? Daha fazlasını elde edeceğim diye hırs göstermesine gerek kalır mı bir Müslüman? Allah var. İnanıyorsun buna. Rızkın seni bulacak. Katsan da seni bulacak. Öyleyse Cenab-ı Allah'ın senin için takdir ettiğine kanaat et.
Meselenin püf noktası şudur. Kaderin püf noktası. Kader bütünüyle anlaşılmaz da. Cenab-ı Allah'ın senin için ne yazdığını sen bilmiyorsun. Allah biliyor. Sen bilmiyorsun. Öyleyse sana düşen nedir? Sana düşen Cenab-ı Allah'ın gönderdiği din ile iyi ve kötüyü, hayrı ve şerri görmen. Allah'ın istediği iyi huyları alıp kötü huylardan kaçman. Helalı alıp haramı terk etmemiz. Sen bunları yaptığın zaman otomatikmen Cenab-ı Allah'ın rahmetindesin. Ne kadar kulluk, o kadar rahmet. Ne kadar kulluk, o kadar Allah Celle Celaluhu'nun ihsanı. Ne kadar az kulluk, o kadar da Allah'a yüzün yok. Bir şey istemiyorsun zaten. Bir Müslümanın bundan dolayı madem Allah var, madem rızkımızı, madem nefeslerimizi bile yazmıştır, bu başımıza muhakkak gelecektir. Bunları almadan dünyadan gitmeyeceğiz. Öyleyse hırs göstermesi, dilencilik yapması, insanlara boyun bükmesi, zillete düşmesi, kendini utandıran düşüklüklere düşmesine ne gerek var Allah aşkına? El-kanaatu kanaat, ma'lulla yenfet, onun için tükenmez bir maldır. Bir insanın Cenab-ı Allah'ın kendisi için takdir ettiğini bilmesi ve afif davranması, temiz davranması, zillete düşmemesi, dilencilik yapmaması, hırs göstermemesi, harama teşebbüs etmemesi. Niye insanlar bunları yapmaz? Çünkü Allah'a güvenmiyor. İşte imanın güzelliği buradadır. Elhamdülillah. Men radiyâ minallâhi bil yesîri miner rızk. Bir insan men radiyâ minallâh, Allah'tan razı olursa bil yesîri miner rızk, rızkım da kolay. Benim hakkımda Cenab-ı Allah rızkımı kifayet miktarı, kolay miktarı, belki de dünyanın ortalama seviyesinin üstünde süper zengin yaratmamış. Ortalama bir rızık koymuş bana ya da yeterli bir rızık vermiş bana de, buna da rıza gösterirse, bundan şikayetçi olmazsa, radiyallahu minha bil kalili minel amel, Cenab-ı Allah da ondan az bir amel karşılığında razı olur. Yani ne kadar Cenab-ı Allah'ın nimetini, ihsanını görürse, herhalde o kadar daha fazla şükretmesi lazım. Nimet az, Allah Celle Celaluhu da sana zaten nimette az verdim. Senin az şükrüm, az ibadetin de çoğa sayılacak, makbul edilecek diyor. Bu da bir güzelliktir ya. Herhalde Cenab-ı Allah'ın bizler için nimetini saymaya kalkırsak ayet-i kerime beyan buyuruyor. Zaten saymamız mümkün değil. Buna rağmen insanlara Allah-u Teala'nın verdiği nimetler de değişik değişik, derece derecedir. Dünyada herkesin derecesi eşit olmaz. Bu mümkün değil. Bir zamanlar komünistler böyle bir iddiaya girerlerdi. Herkese biz eşit maaş vereceğiz, herkesin geliri eşit olacak, cemiyet içerisinde fakir zengin denge bozulmayacak. Tabii bu beyinsizce bir fikir. Neden? İnsanı hesaba katmıyorlar. Burada mı söz konusu etmiştik, başka bir yerde mi geçmişti bu? Mesela herkese 5000 lira devlet maaş verecek. Herkese 5000, herkes eşit olacak. İkinci, üçüncü maaş aldığımızda gene eşitlik bozulur. Nasıl bozulur? Çünkü bazıları çok harcamaya meyyaldır. Değil mi? Cebinde ne varsa harca, korkmaz. İsraf eder hatta fazlasıyla. Belki yetmez borç bulunur. Kimisi de vardır ki tabiat olarak iktisatlıdır. Daha da kötüsü cimridir. Sıkar, yalan yer. Bu da malını harcamaz. 5000 lira verdi, ikinci maaş aldığını gittiğimizde kimisi iktisat yapmıştır, tam bitirmiştir, kimisi israf etmiştir, başkasından bile borçludur. Kimisi de böyle tutmuş, harcamamıştır, cimrilik yapmıştır, bir sürü cebinde para vardır. Devlet ikinci 5000'i verdiği zaman cebinde para olan, borçlu olana göre bilmişti, zengin oldu. Hadi sen eşitli sağla bakalım. İkincisi Cenab-ı Allah dünyaya bir denge koymuş. Bu nihai hayat değil, nihai hayat oradadır. Orada Allah Celle Celaluhu verecek. Burada insanlara farklı farklı veriyor ki farklı farklı vermelerle deniyor. Herkes patron olsaydı kim işçi olacaktı? Sokakları kim temizleyecekler? Herkes doktor olsaydı hasta bakıcını kim yapacak? Herkes öğretmen olsaydı öğrencisi nereden bulacak? Yani
Onun için mevdan yeminallahi bil yesiri minel rızk. Rızkı yesir, kolay olan, aşırı olmayan insan bunu düşünsün ve sevinsin. Diyor ki, Cenab-ı Allah'ın ortalama kolay verdiği rızka razı olan bir adam, radıyallahu minhu, Allah da ondan razıdır. Bir kalili minel amel, az bir amel. Ben sana az nimet verdim. Şükrediyorsun. Senden de çok amel istemiyorum. Azından da razı oluyorum diyor. Önemli olan Allah'ın rızası değil midir? Dünyada geçici bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatın imtihanı Cenab-ı Allah'ı razı etmektir. Mükafat öbür alemdedir. مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُونَ اَقْوَ النَّاسِ İnsanların en kavisi, güçlüsü, zengini, sırtı yere gelmezi olmak bir insanı sevindiriyorsa yapacağı iş nedir? فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a tevekkül etsin. Allah'a dayansın. Allah Celle Celaluhu. Duvara dayanma yıkılır. İnsana dayanma ölür. Allah'a dayan. Sa'ya sarıl ama. Hükmüne rağmur. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol demiş Mehmet Akif. Allah'a dayan. Ama otur. Allah'a dayandın. Allah'a tevekkül ettin. Ne rızk için çalışma. Hastasın. Doktora gitme. Ne diyorsun sen burada tembel tembel oturuyorsun? Allah'a dayan. Allah'a dayanmak böyle değil. Tevekkül kulun kendisine düşeni yaptıktan sonra gerisini o gücü yetmediği yerde Allah'a dayanarak mutlu olması, huzurlu olmasıdır. İşte bu huzuru İslam verir insana. Allah'ı olan bulur bu huzuru. Allah'ı olmayan kul olur mu? Olmaz. Ama bazı kullar Allah'ı bilmezler. La mevla lehum diyor Kur'an-ı Kerim'de Kıtal Suresi. Onların mevlası yoktur. Kim bunlar? Allah'a ortak koşan müşrik ve kafirler. Ama Müslümanların bir mevlası var, bir Rabb-u Teala'sı var. Ona güveniyor, ona dayanıyor, ona kulluk yapıyor. Bir insan kendine düşeni yapar, sa'ya sarılır, çalışır. Allah'ın hükmüne de razı olur, ona göre amel eder. Sonra da geriye yaslanır, neticeyi Allah'ta bırakır. Çiftçi gibi. Tarlayı sürer, tohumu eker, gerekirse ilaçlar. Ondan sonra Allah'ım sana tevekkül ettim, sana sırtımı dayadım dedi. Yağmur verir mi, vermez mi? Güneş çıkar mı, çıkmaz mı? Deprem olur mu, sel götürür mü? Ben bilmem. Allah'a da var. Rahattır. Kış boyu hasat meydana gelinceye kadar huzurludur. Hiç keyfini bir şey bozmaz. Neden? Allah'a tevekkül etmiştir. Ama Allah'ı yani Mevla'ya inanmayan, Mevlası olmayan ne yapar? Acaba yağmur yağar mı? Acaba sel götürür mü? Acaba don vurur mu? Haf yürem haf, haf yürem haf. Hep böyle korku, hep keder, hep endişe içerisinde hayat yaşıyor. Onun için Cenab-ı Allah'a tevekkül insanlara rahat, huzur verir. Stresle bunalımdan alıp götürür. Hakşerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyle. Allah ne yapıyor dünyada? Görelim Mevla neyle? Neylerse güzel. İnandık mı buna? İnandıksak rahattır. Görelim Mevla neyle? Neylerse güzel eyle. Deme niçin şu şöyle? Bazı işleri anlamazsın değil mi? Garip garip gelir. Deme niçin şu şöyle? Yerindedir olayla. Sen sorunu seyreyle. Görelim Mevla neyle? Neylerse güzel eyle. Yani Arif billah böyle söylüyor. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş diyor sonunda. Allah'ı güzel etmiş. Mevla görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah'a itimadı var. Allah'a güveni var. Bu kulun keyfini kimse kaçıramaz. Ve böyle bir Cenab-ı Allah'a tevekkül eden bir insan her halükarda bütün ihtiyaçlarından korunmuş, dünya hayatında rahat ve huzurlu yaşar. Hatta o kadar ki Peygamberimiz buyuruyor. لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرِ لَوْ أَنَّكُمْ eğer sizler تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ Cenab-ı Allah'a hakiki bir tevekkül ile tevekkül etseniz, yani işinizi Allah'a ısmarlasanız, sırtınızı Allah'a dayasanız, Allah'a hakkıyla güvenmiş olursanız, olsanız,
لَرَزَقَكُمْ Allah Celle Celaluhu sizi rızıklandırırdı. كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ Kuşların rızıklandırdığı gibi. Kuşlar sabahleyin aç çıkar, akşam doğ dönüyor. Allah'a güvenen insanı Allah Celle Celaluhu aynen böyle. Nasıl yapar? Nasıl yaptığını sen seyredin. Arif Ali seyredin. Görelim Mevlana'yla neylese güzel eyle. Dolayısıyla böyle bir güçlü, bilgili, kudretli, merhametli, kolunu düşünen bir Allah'a inanan insan, Allah Celle Celaluhu'nun kendi hakkında hep hayır yarattığına inanan bir insan, şer gibi görünen musibetlerin bile ya günahı yıkayarak, dökerek cehennemden kendisini kurtardığını, günahı yoksa derecelerini yükselttiğini, Allah katında daha büyük bir insan yaptığını bilen, şer bile olsa hayrına olduğuna inanan bir insanın ne Allah'a itirazı olur, ne dünyada bir şeye itirazı olur. Bugün dünyada bir kısım acı şeyler oluyorsa Cenab-ı Allah'tan değil, kulların Allah'a olan kulluktaki eksiklik, noksanlık, kötülüklerden, cinayetlerindendir. Öyleyse kul Allah'a itimat etmeli, güvenmeli ve kendisine düşeni yapmalı. Yoksa Allah-u Teala herkesin rızkını verir, sağlığını verir, sıhhatini verir. Biraz sıkmışsa imtihanız. Ve beşeri sabirini dünkü dersimizde gördük. Ben bazen kullarımı korkuyla, açlıkla, canlardan, mallardan nüksanlaştırmayla denerim. Sabirlerini müjdele. Onlar Cenab-ı Allah'ın rahmetine müstahak olup hidayette olacak, cenneti bulacaklardır. Bak o da onların hayrı. Sonuç itibariyle hayrınız. Onun için görelim Mevlana'yla neylese güzeldir. خَيْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَلْقَانِ وَشَرُّهُمْ اَلْقَانِ Şimdi böyle olunca, böyle bir ahlak neyi doğurur? خَيْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ müminlerin en hayırlıları اَلْقَانِ o kanaatkârdırlar. وَشَرُّهُمْ en şerleri اَلْقَانِ o tamahkârdırlar. Yani o zaman insan kendi izzetini, şerefini, haysiyetini, yüceliğini korumuş olur. Şu hadis-i şerifle beraber düşünelim. اَزِّلْ مُؤْمِنِ İstirna'uhu anin nas. İzzül mü'min, mü'minin izzeti, şerefi, haysiyeti, istirna'uhu anin nas, insanlarda müstahni oluşudur. Müstahni, yani insanlar karşısında zengin, ihtiyacı yok. Allah'a muhtaç. Allah onun her ihtiyacını karşılıyor. Şimdi yukarıdan beri anlattığımız bir Allah Celle Celaluhu'ya iman eden bir insan düşünün. Allah yerleri gökleri yarattı, beni de yarattı, kaderimi çizdi, rızkımı yazdı. Kalksam bile rızık peşimden koşup beni buluyor. Hakkımda yazdığı her şey hayırlı. Bir noksanlık varsa başıma gelen acı keder, kulluğumun eksikliğinden, kendi suçumdan, kendi günahımdan. Eğer kendi günahım olmasa yeryüzünde cennet gibi bir hayat yaşayacağım. Ne olursa olsun Cenab-ı Allah Rezzak-ı Alem'dir. Alemin rızkını da veriyor. O zaman böyle düşünen bir insan gidip kendisi gibi bir insana, kendisi gibi bir kula el açar mı? Dilencilik yapar mı? İster mi? Yüz suyunu döker mi? Dökmez. İşte insanın özgürlüğü buradadır. Allah'a inanan insan sadece Allah'a bağımlıdır. O da bağımlı olmaya layık bir mabuttur. Allah huzurunda secdeye kapatkan da yeridir. Ama Allah'ın dışında hiçbir varlığa bağlı değilsin. Hiçbir varlığa eyvallahın yok. Yapacaksan saygıyı gönüllü sevdiğin için yaparsın. Kimseden korkmana gerek yok. Kimseye zillet içinde eğilmene gerek yok. Niye? Niye ihtiyacın var senin başkalarına ya? Allah veriyor senin rızkını. Sağlığını, sıhhatini, ölümünü, dirimini, her şeyi Allah veriyor. Niye başkasına el açacağız? Onun için hakiki bir mümin insanlara karşı da müstahni olur. Hiç eyvallah olmaz. Yaparsa güzellik Allah rızası. Nezaketindendir, kibarlığındandır, olgunluğundandır, karşılıklı sevgiden, saygıdan, muhabbettendir yani. Erzina'u El yersu mafi eydin nas. Bu çok önemli bir prensiptir. Nitekim
Bu hadis-i şerif de aynı gerçeği ifade ediyor. El-gına, esas zenginlik, açgözlülük değil, hırs değil, esas zenginlik, el-yersü mafi eydinnaz, insanların elinde olandan umudumu kesmektir. Bana ne canım? Allah kime ne vermişse vermiştir. Hayrını görsün, şerrinden emin olsun. Benim hiç onların malında gözüm yok. Allah bana ne veriyorsa vereyim. Ben ona bakarım. İşte bundan daha zengin kim sorar? Özgür insan. Hiç kimseye kısıtlı değil. İnsanın şerefi de, haysiyeti de buradadır. Allah insanı mükellem yaratmış, saygıdeğer yaratmış, aziz yaratmış, yüce yaratmış, değerli yaratmış. Kimse onun değerini düşüremez. Kimsenin hakkı da değil. Zaten Allah'ı bilen insan Allah'tan başkasına kulluk yapmayacağına göre kula kulluk yeryüzünde asla olmaz. Böylece İslam insanı kula kul olmaktan sadece Allah'a kulluk izzet ve şerefine çıkartmıştır. İslam dünyası özgür insanların dünyasıdır. Bir insan Allah'a ne kadar özgürdür. Sadece ona hesap verir. Başka kimseye hesap da verir. İşini Allah'a göre yapar. Allah'ın emir ve yasaklarına göre. Hiç korku ve endişe çekmez yeryüzüne. Bazıları tutabilir, sıkıştırabilir, dayak atabilir, işkence edebilir, zindan atabilirler. Bedene. Bedene zarar verebilirler. Ruhunu asla. Onu esir alamazlar. İslam böylesine insana şeref bahsetmiştir. Özellikle de rızık noktasından geliyor. Bakın yeryüzünde savaşlar nereden çıkıyor işte. Emperyalist geliyor, bir ülkeyi saldırıyor, yer altı, yer üstü, cevherini, belkonunu alıp götürmek istiyor, yemek istiyor. Nedir bunlar? Bunlar hep açgözlülüğün ve inkarın adamlarıdır. Bir insanın da başkalarının böyle ellerindekine bakarak hasret çekmesi, haset etmesi, affedilmesi, iç çekmesi, ölene kadar hep başkasının gözündekilere bakıp bakıp da kendindeki az görüp kendi kendine kahretmesi hayatına kadar acı zulüm yapar, çekilmez yapar, ızdıraplı yapar. Böyle bir insan her an sıkıntıdadır, her an huzursuzdur. Değil mi ki komşusunun kendisine göre çekemedi, haset ettiği malı vardı, çatlar onu. Çatlar. Burada bir ve kendi kendisine nasıl zarar verdiğine dair bir hikaye anlatmıştık. Ne demişti adam? Ey Allah, bir gözümü köreyle, hikaye hatırladınız değil mi? Dersleri takip edenler hatırlıyor. Takip edip ya da bu kıssayı bilmeyenler de öğrensin de çok tatlı bir hikayeydi. Ben vadiye bir kısmetillahi istanla. Kim Allah'ın taksimine razı olursa işte zengin olur. Cenab-ı Hak ezelde rızkı taksim etti mi? Etti. Yok diyebilir miyiz? Kader var mıdır? Var. İman ettik mi? Anıncı bir kader. Ettik. Peki Cenab-ı Allah'ın taksim ettiği o şeyde razı olmadık ve Allah ile kavgaya giriştik. Faydası var mı? Hiçbir faydası yok. Dert de o zaman. Madem Cenab-ı Allah ezelde taksim etmiştir, o da senin Allah'ındır ve onun dediği de olacaktır. Ya sen buna razı ol, hür ol. Kimseye Allah'ın olmaz. İşte hakiki zengin, işte gönlü zengin, hakiki zengin budur. Ben Allah'ın hakkında taksimde razıyım. İnsanların ellerindeki beni ilgilendirmez. İşte bu adam hakiki zengin adamdır. Huzurludur, mutludur. Aynı manada mankana abi mahrucika da kalırken böyle kendisi için taksim olunana razı olan, dünya hayatında huzurlu olan, hiç kimsenin aleyhinde kötü bir şey düşünmeyen da kalırken doğrudan cennete gidecektir. Allah'tan kul razı, Allah'ta kul vermez. Radiyallahu anhum, onlar Allah'tan razı. Radiyallahu anhum, Allah onlardan razı. Ve radu anh, onlar da Allah'tan razı. Kaygit ve tevekkel. Deveni sağlam bağla,
Sonra Allah'a tevekkül. Evet, Cenab-ı Allah'a tevekkül var. Yani işimizi ona ısmarlayacağız ama bu demek değildir ki kulluktan serbest bırakıldık. Hayır. Bir de Cenab-ı Allah'ın emri var, yasağı var. Bir de sana düşen bir vazife var. Cenab-ı Allah tevekkülü sana düşeni yaptıktan sonra yaptı. Adam gelmiş devesini serbest bırakmış, bağlamamış. Sonra Peygamber Efendimiz'in huzuruna bu deve kaçar gider. Allah'a tevekkül etti. Önce deveni bağla, sağlam bir gazla, ondan sonra Allah'a tevekkül. Mescitte oturmuş bazı insanlar, tembel tembel, hiç çalışmıyorlar. Fakir fukara gibi işte şuradan birisi hurma getiriyor, birisi ekmek getiriyor, yiyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'in dikkatini çekti. Camide bir grup ve onun orada oturuyorlar. Siz necisiniz diyor, bir gün geliyor onlara, biz mütevekkilleriz diyor. Yok yok, siz müteekkillersiniz diyor. Müteekkil Arapçada ekele yedi demektir. Yiyicilersiniz, hazır belediye yiyicilersiniz. Aleyhisselam diyor, boğuyor onları. Yani önce kendinize düşeni yapın, sonra Cenab-ı Allah'a tevekkül edin. Onun için Akif'in o sözü çok güzel. Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hükmüne rağmur, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar. Özgür olmak için, mutlu olmak için, Allah'ın kendisinden razı olduğu bir kul olmak için ve elli kolunu sallaya sallaya cennete gidebilmek için Allah'tan razı, kanaatkar ve Cenab-ı Allah'a tevekkül eden bir Müslüman olmamız lazım. Rabb-u Teala bu güzel huylardan bizi de huylandırsın inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun ve selamun ala mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Thank you.